bak arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum. Meclis görüşmelerini canlı yayınlıyorsunuz. Çok da iyi yapıyorsunuz bu arada. Diyor ki meclis üyeleri bu kadar diyor böyle aşağılayıcı bir tavırla, bu kadar tahrik edici bir tavırla konuşurken kendisi nasıl sabrediyor? Anladıkları dilden konuşmayı düşünüyor mu diye sormuş. Ne diyorsunuz? Yok. Yani sabretmek zorundayız. Anladıkları dilden de konuşmamak zorundayız. Bazen mırıldanıyoruz ama konuşmamak zorundayız. Her ne kadar bizi kışkırtmaya dönük hamleler olacaktır, oluyor. Bundan sonra da olacaktır. Biz bu sürece dayanıklı olacağız ama asla bu tarzı kullananlara benzemeyeceğiz. Acaba sizi sabote ediyorlar mı? Hiç böyle bir duyguya kapıldınız mı? Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Bir yöneticinin böyle bir duyguya kapılması hoş bir durum olmaz. Yani böyle bir duyguya kapılmıyorum ama bu tarz tespitlerimiz olmadı mı oldu. Yani müdahale ettik mi ettik, düzelttik mi düzelttik. Yani bunlar özellikle ulaşım noktalarında işte İETT'de şurada burada çokça ihbar aldığımız, müdahale ettiğimiz hususlar oldu. Ama ben şu an itibariyle böyle bir süreci yaşadığımızı ya da yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tabii değerli hemşerimizin hangi hizmetle ilgili aradığında çözüme kavuşmuyoruz, somut duymuş olsaydım bunu daha pratikte sorgulama imkanım olurdu. Onu net olarak ifade etmemiz sorusunda. Ama temkinliyiz. Bizim de bir denetim mekanizmamız var kurum içerisinde. Bizim de süreci denetleyen, bu sadece siyasi zeminde olmayabilir, ihmalli olabilir. Yarın başka bir duyguyla, bireysel bir insanın tavrıyla da olabilir. O bakımdan biz bu konuları çözmekte yetkin bir ekibiz. Biz böyle bir sorunu vatandaşlarımıza yaşatmayacağız. Şimdi İstanbul'da şöyle bir beklenti var. Sizden önceki dönemlerde yapılan yolsuzluklar ne olmuş? Nerelere ne ihaleler verilmiş, ne yolsuzluklar yapılmış. Yenikapı'ya araçları dizdiniz, gördük işte israf yapıldığını da biliyoruz zamanında. Fakat sonrası gelmedi gibi bir hissiyat, böyle bir izlenim var. Siz ne zaman bunları bize duyuracaksınız ya da biz ne zaman öğreneceğiz bir önceki Şimdi, dönemde neler olduğunu? Tabii bu, evet, Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'da özellikle çok karma bir düzeni var. Yani çok böyle üst üste basmış. Yani devletin bakanlığı burada iş yapmış. Efendime söyleyeyim devletin TOKİ'si, emlak konutu iş yapmış. Araya Kiptaş sıkışmış. Oradan işte başka iştirakler vesaire. Yani biz şu anda aslında sisteme 6 aydır hakimiz diyebilirim. 6 aylık süreç yani. 2 ayını hazırlık kabul edelim. Ortalama 6 ay bazı makamlara atadığımız insanlara kabul. Süreç devam ediyor. Sorguladığımız işler, işte o işte araç ihalesi vesaire bunların gibi kıyaslanabilir hale gelmesi aslında bir bütçe dönemini tamamladıktan sonra insanların önüne bunları servis edebilirsiniz. Biz tabii şunu çıkartalım, pat diye kıyaslayalım noktasından ziyade aslında birçok şeyi biriktiriyoruz. Şu an soruşturması kendi içimizde devam eden bazı işler var. Yani düşünün, bir yurt yapılabilir değil mi? Yani Büyükşehir Belediyesi yapabilir. Ama kim için yaptığı önemli. Biz kaç tane yurdu, yani işletme planı yok Büyükşehir Belediyesi'nin. Kimin işleteceği belli değil. Belli ki birilerine hazırlanmış. Biz bunları geri aldık. Geri aldık ama bakın mücadele bitmiyor. Daha geçen haftaki mecliste yani bizim geri aldığımız bir belediye binasını Büyükşehir Meclisi çoğunluğunu kullanarak diyor ki ben bunu Beyoğlu Belediyesi'ne vereceğim. O da benim istediğim yere verecek. Bakın bu kadar net. Adresten adrese. Yani bu ne biliyor musunuz? Çoğunluğu sözüm ona kullanarak bugün bir yerde daha söyledim. Eşkıyalık. Girişimi ama. Eşkıyalık girişimi. Biz onu engelleriz. Öyle çoğunluğu kullanarak bir avuç insanın işini yapma dönemi bitti. Biz onu ne yapacağız? Büyükşehir Belediyesi olarak kullanacağız. Şu an soruşturduğumuz, tahsis edilmiş yerler, verilmiş binalar hepsiyle ilgili tespitlerimiz var. Bütüncül hale getireceğiz. Toplumun önüne, sizlerin bilgisine servis edeceğiz. Peki. Belediye başkanı seçildiniz. Zor da bir süreç oldu yani. Böyle bir iki kere denendi. Üzerinden de epey bir zaman geçti. İşte belediye meclisinde yaşadıklarınız, bugüne kadar yaşadıklarınız, şu yarım saatte, bir saatte konuştuklarımız. Hala her şey güzel olacak diyor musunuz? Kesinlikle. Çok güveniyorum halkımıza. Yani bütün olumsuzluklara rağmen ya da üstüne gelmeler ya da yetkini kısıtlamalar, İşte belediyelerin şu anda çıkarılan kanundaki komik
komik maddeler. Yani resmen diyor ki ben kanal yapacağım, sen buna engel olursan ben seni işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Misal yani. Böyle usuller olmasına rağmen biz bir süreçten geçiyoruz. Demokratikleşme mücadelesi veriyoruz. Yani iki tane seçim dünyada yok. Yani şu yaşadığımız olay dünyada yok. Peki bütün bunlar bir aşama. Ama benim en büyük teminatım demokrasiye inancı tam olan halkımız. Bu deneyimle beraber daha da güçlenerek aslında, daha da tedbir alarak yapılan birçok yanlışı düzelterek aslında şunu ispat ediyoruz. Yarınlarda bu ülkede bir daha o yanlışlar yapılamayacak. Çünkü halk onlara, yapanlara, yanlış yapanlara bedelini ödetiyor ya da gereken cevabı veriyor. Nerede? Sandıkta. Hem de en demokratik usullerle. İnşallah böyle güzel olacak, süreç devam edecek, her şey de çok güzel olacak. Halkımızdan elbette ki özür diliyorum. Biz böyle bir zammı yapmak istemezdik. Türkiye'nin koşulları bu zamları mecbur kılıyor. Yani sadece son bir yıldaki akaryakıt artışı bile bu zammın 10-15 puan üzerinde. Yani gaz, motorin vesaire. Ya bakımla ilgili masrafları %50-55 civarında artmış. Geciken birçok kavram sizi yığınlaşmış bir takım oranlarla buluşturuyor. Ben bunu yapmak istemezdim ama süreç yönetilebilirlikten çıkıyor. Bakın şu anda tarihi bir rakama 3.7 milyar liraya ulaştı ulaşımın sübvansiyonu. Yani biz Büyükşehir Belediyesi olarak %35 zammından önce 3.7 milyar lira ulaşımı desteklememiz lazım ki ulaşım yürüsün. Zamla bu 2.3 milyar liraya düşüyor. Bu da hizmetin sürdürülebilmesi için. Hükümetin yapmış olduğu zam furyasının aslında bir bölümünü yansıttık diyebilirim. Birçok sıkıntı var. Bakın 6-7 yıldır ihmal edilmiş otobüs filoları var. Ya Afrika'ya gönderilmek üzere depoya yığılmış olan otobüsler vardı Afrika'nın bazı ülkelerine. Şu an biz onları kullanmak zorunda kaldık, kullanıyoruz. Niye? Otobüs alımları yapılmamış. İstanbul'un son 3 yılın bedelini biz ödedik şu anda. Yani halkın önüne biz bunu koymuş olduk. Ama şunu bilsinler, bu zamdan sonraki süreçte bu parayla bizim tek derdimiz insanlara konforlu ulaşım hizmeti, nitelikli otobüslerde ulaşım hizmeti, daha fazla toplu ulaşım ve özellikle raylı sistemle, deniz ulaşımıyla buluşma imkanı sağlayacak bir sistemi ortaya koymak. Ama söylenecek tek şey var, haklılar, özür diliyoruz. Ama inanın zammın sebebi bir belediye değildir yani. Sürecin bir sonucudur aslında. Birikmeden kaynaklanıyor. Evet. Ve siz bu zammı yaptığınız halde de sübvanse etmeye devam ediyorsunuz. 2.3 milyar lira. Yani zamdan sonraki 2020'deki sübvanse rakamı. Şu anda 3.7 milyar lira zam yapılmasa idi. Sübvansiyon rakamı bu. Lütfen bunu bilsinler halkımız. Yani bir taksi eksiği var İstanbul'da. Bu yüzden hizmette de sıkıntı var, kalitede de bir sıkıntı var. Ve bizim gördüğümüz, anladığımız kadarıyla, yani ortalama zekalı bir insan anlar bunu herhalde. Bu taksi plakası meselesi yüzünden de yeni taksi verilmiyor. Bu adamlar daha çok para kazansınlar, plakaları daha çok değerlensin diye. Ya buna siz dur diyecek misiniz? Kesinlikle. Yeni taksi plakası verecek misiniz? Taksi sayısı artacak mı? Bu taksi hizmeti bir yoluna girecek mi? Düzgün, kaliteli hizmet alabilecek mi İstanbullular? Kesinlikle taksi plakası, yeni taksi plakası İstanbul'a kazandırmak zorundayız. Buna dönük altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz buna sadece gelir gözüyle bakmıyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir kaliteli taksi hizmetlerinin nasıl verilebileceği konusunda aylardır ekibimizle beraber çalışıyoruz. Bu konu üzerinden de rant hesapları ve planları geçmişte yapıldı. Ben bunun şahidiyim çünkü ben siyasiyim, ilçe belediye başkanlığı yaptım. Asla ve asla buna asla taviz vermeyeceğiz. İstanbul halkına dönmesi gereken bu hizmeti en iyi şekilde, şeffaf bir biçimde taksi plakasının satışını yaptığımız gibi sürecin kontrolünü de en iyi şekilde yönetme konusunda kararlıyız ve hazırlıklıyız. Önümüzdeki 1-2 ay içinde bu işleme başlamış olacağız. Bu konu geciktirilmiştir. Hangi hesaplarla geciktirilmiştir bilmemekle beraber artık oraya bakmıyorum. Bundan sonra sadece taksi, yeni taksi plakasıyla da değil, mevcut taksi hizmetlerine de bir takım standartlar ve kalite getirme konusunda da hazırlıklarımız var. Umut ediyorum 1-2 yıl içerisinde bunun meyvelarıyla İstanbul
çok daha farklı bir taksi hizmeti görüntüsüne kavuşacak. Ben Kanal İstanbul'un İstanbul'a hani gerçekten ya Kanal ya İstanbul derken bu bilimsel bir raporun başlığı bu arada. Yani bunu ben bulmadım. Bir akademisyen grubun, bir profesör hocanın ifadesidir ve ben buna %100 katılıyorum. Ya İstanbul'a geri dönülmez büyük bir ihanet sarmalının içine dökecek, sürecek bir iş olduğunu her zaman dile getirdim. Sadece İSKİ'ye maliyeti 20 milyar lira. Sadece İSKİ'ye maliyeti. Az önce ben ne dedim? Metroya borç bulma vesaire. Şu an 20 milyar lirayla bile ben metro ile ilgili bütün sıkıntılarımı çözebiliyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bunun gibi neler? O bakımdan bu kadar büyük maliyeti olan bir şeyin bugün ekonomik sıkıntısında, çöküntüsünde paramızla beraber bence artık Kanal İstanbul diye bir gündemi yok şehrin. Deprem sorunu var. Deprem varken bunu konuşmak bile zuldür. Ondan dolayı Kanal İstanbul artık gündemimizde yoktur. Ama biz mücadelemizi hukuken de devam ediyoruz. İtirazlarımızı verdik. Doğru, kabul edilmedi. Şu an mahkememizi açtık. Yani ÇED raporuna karşı mahkememizi açtık. Daha sonra plan sürecindeki ilgili itirazların sonuçlanmasından sonra ona da hukuki mahkememizi açacağız. Ve bu hukuki süreci bütün dinamikleriyle, yani barosu da bu işin yanında, birçok sivil toplum kuruluşu da bunun yanında, vatandaşların da bunun davalarına müdahil olacaklarını, geleceklerini ben hissediyorum, biliyorum. Vatandaşımız da ben o manada her zaman bilgilendireceğim. %70'e yakın artık bu toplum Kanal İstanbul'u istemiyor.